Oğlu şehit düştü, eşi koronadan öldü. Kızı ve torunu ise 6 Şubat dehşetinde enkaz altında kaldı. 6 yıl içinde acı üstüne acı yaşayan ve 4 canını toprağa veren kadının tutunacak tek bir dalı bile kalmadı. Yavrularım, canlarım. 2017'de oğlumu kaybettim. 2020'de eşimi kaybettim koronadan. 2023'te de kızımla torunumu kaybettim depremde. Oğlu, eşi, torunu, kızı azaldıkça azaldı. Geride bir o, bir de hep kanayan yürek yarası kaldı. Ölü halde buldular. İkisi birbirine sarılmış. Son 6 yılda 4 canını kaybeden kadın için hayat artık sadece gözyaşı ve derin acıydı. Çok duyguluyum. Çok acı. Çatışma var teröristlerle, şerefsiz teröristlerle bizim askerimiz arasında. İnşallah gebertmişlerdir onları. Türkiye onu 2017 yılında Trabzon Maçka'da Eren Bülbül'ü korumaya çalışırken teröristler tarafından şehit edilen Asubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi olarak tanımıştı. Ama acılarının devamı vardı. Kader ağlarını örüp ona kahır üstüne kahır yaşattı. 2017'de oğlumu kaybettim. 2020'de eşimi kaybettim koronadan. Kalbini parçalayan son darbeyi de çifti afetti aldı. Kızı Neriman'la 18 yaşındaki torunu Emirhan Kaya İskenderun'daki evlerinde enkaz altında kalmıştı. 4 katlı binadalardı. 2 katlı, 2. katta oturuyorlardı. Deprem oldu işte, ev yıkıldı. İkisi de beton yığınlarından sağ çıkamadı. Torunu hayalleriyle birlikte kara toprağa karıştı. Asker olmak istiyordu. Staj yapıyordu Deniz Komutanlığında. Aman anne daim gibi olacağım diyordu. Talihsiz kadının kalbinin yarısı da onlarla birlikte artık mezardaydı. Çok hayalleri vardı. Oğlumun, torunumun çok hayalleri vardı.